Merhaba gençler. Şimdi tümsek ayna da yansıma kurallarından bahsedelim. Şimdi arkadaşlar aynı çukur ayna da, düzlem ayna da, tümsek ayna da hepsinde ne? Aynı şekilde var. Yansıma kuralı. Yansımanın kuralı neydi? Şu bizim yansıtıcı yüzeyimizse sen buraya bir ışık gönderirsen yüzeyin normali çizersin. Normalde kaç derecelik açı yapıyorsa aynı açıyla bunu ne yaparsın burada? Yansıtırsın. Gelme açısı, yansıma açısı eşit olacak. İşte bu küresel ayna olduğu için bunu ne yapıyorduk? Bir küreden kesiyorduk. Şöyle bir küreydi. Bunun merkezi, kürenin merkezi aynı zamanda aynanın merkezi oluyordu. Onun yarısı da ne oluyordu? Odak noktası oluyordu. Dolayısıyla asal eksen üzerinden gelen herhangi bir ışık varsa ne yapacaksın? Sen yüzeyi normali çizeceksin. Normali merkezden çiziyoruz. Dolayısıyla işte normale kaç derece kaç yapıyorsa gelme açısı, yansıma açısı da eşit olacak şekilde ne yapıyor? Işık buradan yansıtıyor. İşte yansıyınca ne yapacak? Işığın uzantısı şöyle odakla ayna arası bir yerden geçecek şekilde gidecektir. Yani çukur ayna ışığı toplarken tümsek ayna ne yapmış olacak? Işığı dağıtmış olacak arkadaşlar. Şimdi burada düzlem aynaya döneyim ben. Şimdi düzlem aynayı düşünürseniz şöyle bir düzlem ayna olsun. Şurası düzlem aynamız. Buraya gelen bir tane ışığımız olsun. Hatta bunu farklı renkle yapayım, tamam. Şimdi sen bu gelen ışığı ne yapıyorsun? Buradan yansıtıyorsun. Yüzeyin normalini çiziyorsun. Normal yüzeylik olduğu için. Buradan aynı açıyı yapacak şekilde ne yapacağız ışığımızı? Buradan yansıtacağız. Gelme açısı, şuradaki yansıma açısı ne işte? İşte bunun uzantısını aldığın zaman, işte benzer üçgenler olduğu için, sonuçta şu açılar iç ters açılar birbirine eşit olacağı için, şu açıyla işte şu açı eşit, bu açıyla bu açı eşit olduğu için, bu uzaklıklar birbirine nedir? Eşittir. Yalnız buradaki aynamız düzlem ayna değil de tümsek ayna haline getirirsen aynayı ne yapıyorsun? Alıyorsun biraz bu tarafa doğru büküyorsun. Yani bizim ayna ne yapıyor artık? Hatta şuradan çizeyim. Şöyle biraz buraya doğru gidiyor. Dolayısıyla normal artık burada değil de aynaya dik olacağı için normal artık bu tarafa kayacak. Normal buraya doğru kaydığı için şu açı büyüyecek. Bu açı büyüyorsa gelme açısı yansıma açısına eşit olacağı için dolayısıyla ne yapacaktır? Yansıma açısı da büyük olacak sonuçta birbirine eşit olması lazım. Daha büyük olduğu için ne olacaktır? İşte ışık ne kadar uzaktan geliyorsa tümsek ayna onu dağıttığı için mutlaka geldiği mesafeye göre daha yakın bir yerden gidecektir. Yani şu ışığın geldiği mesafeye A dersem, işte uzantısının asal eksenine kestiği mesafeye B dersem, A mesafesi her zaman B'den ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Düzlem ayna olsaydı eşit olacaktı. Tümsek olduğu için bunu dağıttığı için ne yapıyor? Yani normalimiz paralel değil de yere paralel olmadığı için yatay eksene bu doğrultuda olduğu için ne yapacaktır? AB'den daha büyük olacak. Yani ışığı daha yakın bir yerden geliyormuş gibi dağıtmış olacak. Mesela sen bunu çukur ayna yapsaydın ne olacaktı? Çukur ayna yaptığın zaman da bu sefer aynanın normali bu paralel değil de bu tarafa doğru kaydığı için açı küçüleceği için yansıyan da küçülecekti. O zaman ne yapacaktı işte? Bu sefer A daha küçük, B daha büyük olacaktı. Asal ekseni kestiği nokta. Belki de B diye değil şu tarafa doğru bir yere gidecekti. Yani çukur nasıl ışığı topluyor dediğimiz olay odur. İşte tümsek de dağıtıyor dediğimiz olay budur. Peki gelelim tümsek aynadaki özel ışınlara. Birincisi ne? Aynı çukur aynada olduğu gibi çukur ayna nasıl gelen ışığı odakta topluyorsa tümsek aynada ne yapıyor? Gelen ışığı odaktan geliyormuşçasına dağıtıyor. Yani asal eksene paraya gelen ışığı ne yapar bu adam? Dağıtır. Asal eksenine uzaklaşır. Nasıl uzaklaşır? İşte uzantısı odaktan geçecek şekilde uzaklaşır. Aynanın neresine geldi önemli değildir. Nasıl geldi önemlidir. Asal eksene paralel mi geliyor? Asal eksene paralel gelen bütün ışınlar ne yapar? Sanki uzantısı F'den geliyormuş gibi ne yapacaktır? Bu adam bunu dağıtacaktır. Peki çift yönlü düşünebilirsin. Nasıl paralel gelen odaktan geliyor gibi dağıtırsa tersten gönder. O zaman odağa doğru gelen yani aynanın arkasındaki odak noktasına doğru gelen de ne yapar? Asal eksene paralel gider. Yani odağa doğru gelen ışıkta asal eksene ne yapacaktır? Paralel gidecektir. Ve arkadaşlar burada odak dediğimiz yer tümsek aynada aynanın neresindedir? Arkasındadır. Yani şöyle bir küreden kestiğin için burası merkez, burası nedir? Odaktır. Mesela şuradaki F kadar uzaklıkta yani odak uzaklığındaki bir noktaya odak demeyiz. Buna aynadan odak uzaklığındaki herhangi bir nokta deriz. Yani bunun odağı neresidir? Odak burasıdır. Aynanın arkasındadır tümsek aynada odak. Çukur aynada da aynanın önündedir. Peki asal eksene paralel gelen ışınlar ne yapardı? Hatırlarsanız çukur aynada asal eksene paralel gelen ışınlar yansıdıktan sonra ne yapıyordu? Mutlaka o uzantıları bir yerde kesişiyordu. İşte kesiştiği nokta neresi oluyordu? Tabii paralel gelecek. Bizimki paralel gelmedi hepsi. Şunu sileyim düzgün bir şekil çizeyim. Şöyle bir çukur ayna olduğunu düşün. Ve sen bu da asal ekseniniz olsun. Buraya paralel ışıklar gönderdik. Yani şöyle, şöyle birbirine paralel gelen ışıklar olsun. İşte bunlar yansıdıktan sonra ne olacak? Yansıdıktan sonra bunların uzantısının hepsi bir noktada kesecek. İşte kesiştiği nokta neresiydi? Mutlaka odak doğrusuna bir noktaydı. Tümsekte de aynı mantık vardır. Tümsek aynada da birbirine paralel gelen ışıklar varsa, mesela şu ışık, şu ışık ve şu ışık birbirine ne gelsin? Paralel.
İşte paralel gelen bu ışıklar yansıdıktan sonra bunların da uzantısı odak doğrultusuna bir noktada ne yapacak? Kesişecek şekilde dağıtacaktır. Üçüncü özel ışınımız mesela tam merkeze geliyorsa. Merkez hatırlarsan bu küreyi kestiğimiz şeyin merkeziydi. Yani zaten bu kürenin merkezi. Dolayısıyla yüzeye nasıl dik? Çünkü normalde zaten merkezden çiziyorum. Dik geldiği için ne yapar? Kendi üzerinden geri döner. Hatta burada şunu da verebilirim. Mesela tam tepe noktasına geliyorsa ışık. O zaman sen normali merkezden çizdiğin için o zaman normal asal eksen olacaktır. Dolayısıyla burada aynı düzlem ayna gibi ne yapacaktır? Kaç dereceyle geliyorsa aynı açıyla gelecek şekilde ne yapacaktır? Işığı burada dağıtacaktır. Ha, burada varmış zaten aynısı. Tepe noktasına gelen ışık da ne yapar? İşte normali çiziyorsun. Normal nereden? Merkezden çiziyorsun. Merkezden çizdiğin doğru zaten asal eksen olduğu için işte burası düzlem ayna gibi aynı açıyla ne yapıyor? Geri yansıtmış olur. Peki tümsek aynayı biz nerede kullanıyoruz? Şimdi arkadaşlar tümsek aynanın mantığı şu. Sonuçta buradan gelen ışıkları ne yapıyor? Dağıtıyor. Dolayısıyla biz burada bir göz olsak, yani şuradan bakan bir gözlemci olsak, o zaman buraya çizdiğimiz ışığı ne yapacak? Bu adam dağıtacak, daha yakından geliyormuş gibi. O zaman buradan çizdiğin ışıkları dağıttığı için ne yapacak? Görüş alanını genişletecek. Dolayısıyla tümsek aynanın mantığı görüş alanını genişletmektir. Yani geniş bir alanı görebilmektir. Onun için arabalar mesela dikiz aynası olarak ne yapar? Tümsek ayna kullanırız. Amaç ne? Çünkü arkada geniş bir alan görebilmek. İşte aracın arkasında geniş alanı görebilmek. Mağazaların güvenlik aynaları. Yine o köşelerdeki güvenlik aynaları nedir? Tümsektir. Niye? Amaç geniş bir alanı görebilmek. Yolların önü kapalı olan keskin virajlarda işte karşıdan öbür taraftan gelen aracı görebilmek için yine ne yaparsın? Tümsek ayna kullanırsın. Veya araba altı aramalarda veya işte orada alışveriş merkezine girerken arabanın altında bomba var mı, şu var mı diye baktıkları aramalardaki kullandıkları ayna yine tümsek aynadır. Amaç ne? Geniş bir alanı görebilmek. Veya kahkaha aynaları veya kaşığın dış yüzeyi ne olur? Tümsek aynayı örnek olarak verebiliriz. Peki. Şekildeki bir ışık çizmiş. I ışığı kendi üzerinden geri döndüğüne göre P ışığı nasıl gider demiş. Şimdi I ışığı kendi üzerinden geri dönüyorsa ne yap? Yapıştır. Ne? Dik gelmiştir. O zaman dik gelen ışık kendi üzerinden geri döner. O zaman dik geldiğine göre demek ki orası neresi? Burası demek ki bizim merkezimiz. Merkez ne kadarsa odak onun yarısıdır. Merkez 1, 2, 3, 4 birim olduğu için o zaman odak neresi olacak? Odak bunun yarısı 2 birim yani M noktasıdır. P ne yapıyor? P asal eksenine paraya geliyor. Asal eksenine paraya yanaşır ne yapar tümsek aynada? Dağıtır. Nasıl dağıtır? Odaktan geliyormuşçasına dağıtır. Dolayısıyla işte bu F'den geliyormuş gibi dağıttığı için uzantısı nereden geçecektir? Uzantısı M noktasından geçecektir. Hangileri doğru çizilmiş? I1'e baktım. I1 ne yapmış? Asal eksene paraya gelmiş. Tümsek mi? He tümsek bu. O zaman ne yapacak? Dağıtacak. Nasıl dağıtacak? Odaktan geliyormuş gibi dağıtacak. Doğru mudur? Evet, bunu doğru çizmiştir. Hop, soru kaydı. Evet. Bu işimiz doğrudur. Tepe noktasına gelen orası düzlem ayna gibi davranıyordu. Sonuçta normal çizerken merkezden çiziyordum. Bu adamın merkezi de işte şurada bir yerde olduğunu düşünürsen. O zaman merkezden çizdin doğru zaten yani normal asal eksen. Dolayısıyla normal asal eksen kendisi olduğu için aynı açıyla yansıyacak. Doğrudur. I3 kendi üzerine geri dönmüş. Kendi üzerine geri dönmesi için dik gelmesi lazım. Dik gelmesi için merkeze gelmesi lazım. Ama bu nereye gelmiş? Odağa gelmiş. O zaman böyle bir şey olur mu? Hayır. Odağa gelen ne yapar? Odağa gelen asal eksene paraya gider. Nasıl paraya gelen odaktan geliyormuş gibi dağıtıyorsa. O zaman burada odağa doğru gelen ışığın da asal eksene paralel bir şekilde gitmesi gerekiyor. Kendi üzerinden geri dönmez. Dolayısıyla üçüncü ışığımız nedir? Yanlıştır. Cevap 1 ve 2 Denizli olacak. Paraya gelen ışıklar var. Bunların aynadaki yansıma açısı. Şimdi arkadaşlar I3'e hep pardon I1'e hemen baktım. Gözüm I1'e kaydı. Niye? Merkezden geliyor. Merkezde zaten normal doğrusuna geldiği için, dik geldiği için ne yapar? Kendi üzerine geri döner. Yalnız dikkat et, yansıma açısı ne? Yansıyan ışıklar normal arasındaki açı. Normal yansıyan ışık zaten aynı doğrultuda. O zaman burada mesela bunun için yansıma açısı nedir arkadaşlar? 0 derecedir. I1 ne yapmış? Odağa doğru gelmiş. Odağa doğru gelen ne yapacaktır? Asal eksene paralel gidecektir. Yani şu doğrultuda bir yol izleyecek. Normali çizersen normali nereden çizeceksin? Merkezden çizeceksin. Merkezden çizdiğin için işte ne olacak? Şu gelme açısı, şu da yansıma açısı olacak. Alfa alfa dedik I2 için. Peki I3'e bakalım. Şimdi bunlar birbirine paralel ya. O zaman bunun yatayla yaptığı I2'nin zaten asal eksen paralel gittiği için yatayla yaptığı açı kaç? Toplamda 2 alfa olduğu için şurası nedir? 2 alfadır. O zaman normal çizersen merkezden çizdiğin için zaten tepe noktasına gelen ışık ne yapıyordu? Aynı açıyla yansıyordu. Dolayısıyla o zaman bu I2 için yansıma açımızda ne olacaktır? 2 alfa olacaktır. O zaman teta 3'ümüz 2 alfaya eşit. Teta 2'miz yani I2'nin yansıma açısı 1 alfaya eşit. 1'in yansıma açısı da zaten ne? 0 yani 3 büyük 2 büyük 1 şeklinde cevabı Ceyhun olarak ne yaparız?
Bulur muyuz? Buluruz. Peki aklıma başka bir yöntem geldi. Hazır onu da hemen göstereyim. Bunlar paralel ışık ya. Paralel ışıkların bir özelliği vardı. Paralel ışıklar ne yapardı? Aynadan yansıdıktan sonra uzantıları odak noktasında bir yerde kesişecek şekilde giderdi. Yani bu adam böyle gidiyorsa işte I2 ne yapıyor? I2 asal eksene paralel gidiyor. Paralel gittiği için onun uzantısı da şöyle. Bu kendi üzerinden geri dönüyor. İşte bunların uzantısı aslında ne yapıyor? İşte şöyle geri döndüğü için şurada kesişecek. Yani tam şu odak noktası şurada kesecek şekilde gidecek. Hatta bunları daha düzgün çizersem. O zaman şöyle düşünün. I2 işte şöyle gidecek. I3 de şöyle yansıyacak. I2'nin ve I3'ün yansıması. Dolayısıyla gelen ışık, yansıyan ışık o zaman ne yapıyordu? Normal bunu iki eş parçaya böldüğü için gelenle yansıyan arasındaki açının zaten yarısı gelme açısı, yarısı yansıma açısıydı. O zaman gelenle yansıyan arasındaki açı yok. Burada gelen ışıkla yansıyan ışığın arasındaki açı bu. Burada gelen ışıkla yansıyan ışık arasındaki açı bu. O zaman bu 3'te açı daha büyük olduğu için 3 büyük, 2 büyük, 1 şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Eğrilik yarıçapı 80. Yani Türkçe alinek eğrilik yarıçapı dediğimiz kestiğimiz küren yarıçapı. Yani merkez. Merkezi 80 santimmiş. Demek ki hemen yapıştır. O zaman odak uzaklığı nedir? Odak uzaklığı 40 santimdir diyebilirsin. Tümsek aynaya kurulmuş. Işık kendi üzerine geri döndüğüne göre KN mesafesini sormuş. Arkadaşlar şöyle düşünün. Buradan gelen ışık ne yapıyor? Çarpıyor, yansıyor ve gidiyor. Nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Bu düzlem aynı olduğu için arkadaşlar şu uzaklıklar birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Yani şu mesafe ile şu mesafe birbirine nedir? Eşittir aslında. Sonuçta düzlem aynanın özelliği ne kadar uzağa geliyorsa aynı uzaklıkta gelecek şekilde ne yapacak? Yansıtacak. Yani kısaca şu uzaklıkla şu adamın gitmeye çalıştığı şu uzaklık pek benzemese de birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Peki buraya bakalım. Nereye bir yere doğru gelen bir ışık var. Burada bir tane ışığımız var. Ne yapıyor? Işık buraya doğru böyle geliyor. Ve ne yapmış? Paralel gitmiş. Nereye gelen paralel giden? Odağa gelen. O zaman demek ki bu geldiği nokta şurası bu aynanın nereye? Odağa. Sen odak uzaklığını biliyor musun? Biliyorsun kaç santim? 40 santim. O zaman burası 40, burası 20 ise o zaman D uzaklığımız kaçtır? 60'tır. O zaman burası 60 ise burası da ne olmak zorunda? 60. Peki bana neyi soruyor? K ile N arası uzaklığı soruyor. Yani 60, 60, 120'yi sormuş. Şimdi arkadaşlar tümsek aynanın F kadar uzakta asal eksenine kesecek şekilde gelen ışının uzantısı mutlaka odakla ayna arası bir yerden geçecek şekilde ne yapar? Dağıtır. Yani şöyle düşünün. Bir tümsek ayna olduğunu düşünün. Bu tümsek aynaya nereden gelirse gelsin. Yani şu benim asal eksenimse, şöyle bir asal eksen uzantımız varsa. Bu odak olur, 2F olur, 3F olur, 5F olur hiç fark etmez. Asal eksen üzerinden nereden gelirse gelsin bu adam bunu ne yapıyor? Dağıtıyor. Dağıttığından dolayı ne yapacaktır? Uzantısı gelen mesafeye göre yani şu mesafeye A dersek, bu mesafeye B dersek A B'den büyük olacak şekilde ne yapacak bu adam? Bunu dağıtacak. İkinci bir kuralımız var. O da şu. Nereden gelirse gelsin ne yapar bu adam? Mutlaka odakla ayna arası bir yerden geçecek şekilde dağıtır. Yani şu B mesafesi asla F'den büyük olamaz. Her zaman F'den nedir? Küçüktür. Hatta burada özel olan bir şey vardır. Özel olan da nedir? Tam şudur. Mesela tam F kadar uzaktan geliyorsa uzantısı F bölü 2'den geçecek şekilde gider. İşte bunun özel olmasının sebebi 2'ye 1 oranı olmasıdır. Yani sen bundan 2x uzaklıktan gelip 1x'e gidiyorsa o zaman burası F, F bölü 2'dir. Bunun dışında 2'ye 1 oranı var mıdır? Yoktur. Mesela ışık 2F'den, işte F'den değil de daha uzak bir yerden gelse, hatta farklı bir renkle yapayım bunu. Şu asal ekseni biraz uzatayım. Işık mesela buradan gelsin. O zaman bunun normalde yaptığı açı küçük olduğu için yansıyan ışığında normalde yaptığı açı ne yapacak? Küçülecek. O zaman ışık buradan geliyorsa ne olacaktır? Uzantısı, bu doğrudan gelen ışık böyle gittiği için. Uzantısı da aynadan uzaklaşacaktır. Ama F'i geçme şansı var mı? Yok. Yani adam 5F'den geldi, 6F'den geldi, 10F'den geldi hiç fark etmez. Asal eksen üzerinden nereden geliyorsa gelsin mutlaka odakla ayna arası bir yerden geliyormuş gibi yansır. Sen bu adamı uzaklaştırırsan bunu da asal ekseni kestiği yani aynaya olan uzaklığı uzantısının kestiği noktada aynadan uzaklaşır. Nereye kadar uzaklaştırabilirsin? Sen bunu en fazla götür sonsuza götürürsün. Sonsuza götürürsen asal eksenden paralel gelir. Paralel gelende ne yapacaktır? İşte uzantısı o zaman F'den geçecek şekilde. Yani o zaman uzantısı ancak F'e ulaşıyor. F'den geçecek şekilde ne yapacak? Dağıtacak. Dolayısıyla sen bu ışığı uzaklaştırırsan uzantısının kestiği yerde aynadan uzaklaşır. Tam tersi ışığı giderek aynaya doğru yaklaştırırsan yani atıyorum sen ne yaptın? Şuradan gönderdin. O zaman yansıyan ışığın da yansıma açısı büyüdüğü için o da uzantısı da aynaya ne yapacak? Yaklaşacak.
Yani gelen ışıkla uzantısının aynayı kestiği şey, asıl ekseni kestiği nokta aynaya göre simetrik açacak. Bu uzaklaştıkça bu da uzaklaşacak. Tam tersi ışık yaklaştıkça uzantısını kestiği mesafe de yaklaşacak. Ama her zaman ne olmak zorunda? O uzantısı mutlaka odaklı ayın arasından geçmek zorunda. Özel olan bir tanesi var. Özel olan da ne? Tam F'den gelen nereden geçiyor? F bölü 2'den geçecek şekilde yansıtmış oluyor. Tümsek aynadaki yansıma kurallarımız da bu kadar arkadaşlar.